İnanılmaz bir şey. İnşallah dalga geçmiyorlardır. Babamın sesi gayet normal geliyor. Annemi soruyor sürekli. Süper işte. Pişman olup bıraktılar demek ki. Bak sakin ol. Hiçbir sorun çıkmayacak. Tamam. Evet bir şey ya. Ne oluyor kardeşim? Gelsin şu silahlar bey artık ya. Kalpten gideceğim ha. Ha, Narin de geldi. Atıf. Ne oldu? Geldi mi baba? Yoldalarmış. Gelecekler herhalde. Tamam canım. Bitti. Geçti hepsi. Tamam. Saima Hanım ne oldu? Ne oldu? Ayın sağ olsun oğlum. Atıf. Ha, o kadın hiçbir şey yapmadı. Getirdiniz onu. Ne oldu bu? Nasıl bu hale geldi? Vallahi ben direksiyondaydım. Bir ara baktım. Birden fenalaştı. Bilmiyorum. Doktor bir şeyler söyler herhalde. Siz kimsiniz? Ben Sinan Acar. Siz nereden getiriyordunuz onu? Ne ilginiz var sizin Fırat'la? Bizim bir işimiz vardı. Kendisini eve bırakıyordum. Sonra hastaneye gelmemiz gerekti. Buraya gelirken de fenalaştı. Siz bir müddet ayrılmayın olur mu buralardan en azından çıkana kadar? Abi. Abi kendine gel abi. Aman abi. Aman silahlar abi. Yakasını açalım. Doktor. Söyle. Keşke ilaç verseydik de alıştıra alıştıra söyleseydik. Bacanlar. Getir getir getir. Biri yardım etsin gel. Gel. Gel dikkat et. Aha silahlar amca. Thank you.
Kendini yorma bak, doktorlar seni yeterince dinlendirdiler. Lütfen yorma kendini. Doktoru çağırın. Bana bak, beni dinle. Biliyorum dayanmak çok zor. Senden başka kimsem kalmadı. Lütfen bana yardımcı ol Fırat. Fırat'ın da Sermet'in de canını okuyacağım. Annemin katilleri onlar, biliyorum. Oğlum. Beni Sermet Bey kurtardı. O olmasaydı Erol'un elinden kimse kurtaramazdı beni. Beni kaçıranlar o Erol Durat'ın adamları. Kimsenin günahını alma. Baba. Emin ol, bu da bir oyundur. Sen bunları düşünme, ben halledeceğim. Melih. Gel. Su al biraz. Hadi. Canım yanıyor Deniz. Yanar yanmaz mı? Ben bilirim bunları sana. Başın sağ olsun Atıf. Gelemedim. Ben de iyi değildim. Üst üste geldi her şey. Boş ver. Gelsen de giden geri gelmeyecekti zaten. Baban nasıl? İyi, daha iyi. Sahim Hanım yanında zaten. Şirkettekiler buradalar ama şimdilik sokmuyoruz. Bayağı kalabalık. Siz bir girsenize içeri. Sizi görmek iyi gelebilir, ha? Tamam, bir baş sağlığı dileyelim. Kısa kalırsa. Tamam. Başın sağ olsun, çok üzgünüm. Yetişemedim. Göremedim son bir defa karım. Ona ağlıyorum Narin Hanım. Siz iyi misiniz peki? Bu işin peşini bırakırsanız daha iyi olacağım. Atıf laf anlamıyor. Sizleri kaybetme korkusuyla yaşayamam. Kim yaptı size bunu? Erol Durat. Sermet Karayel ya da Fırat Kazan'la bir ilgisi var mı durumun? Beni Sermet Bey kurtardı. Ona bir can borçluyum. Onun adamları canlarını tehlikeye atıp aldılar beni o alçakların elinden. Bana açıkça şu söylendi. Oğlun Erol Durat'ın işlerine çok karışıyor. Bundan vazgeçmezse öleceksin dediler. Tamam baba, sen kendini yorma. Dinlen biraz, sonra konuşuruz. Dediğim gibi, bu işin peşini bırakacaksınız. Atıf bir gelsin, biraz konuşalım. Atıf. Senin şimdi kafan karışık, bu cenaze işleri falan. Hani birinin ilgilenmesi lazım. Ben hallederim ha bunları. Yok yok abi, şirketteki bütün adamlar burada. Herifler sürekli koşturuyorlar zaten. Can her şey için sağ ol gerçekten. Eyvallah, yine de buradayım yani, bilesin. Ha? Fırat'ın durumu ne olmuş? Hastalığını anlamışlar mı? Yok. Yani araştırıyorlar ama... Ya sen bu Fırat meselesini biraz fazla abarttın gibi ha. Baksana Sermet kurtarmış babanı. Yani bu Fırat'ın da Sermet'in de bu olaylarla pek ilgisi yok gibi ha. Sermet mi kurtarmış babamı? Saçmalama, onu benim külahıma anlatsınlar. İkisi de bu işin içinde. Hatta bu adamların üçü de çete. Birbirinden ayrılmaz bir çete. Ne oldu? Annem kalp krizi geçirdiği zaman korktular, planı askıya aldılar değil mi? Sonra babamı kurtardılar. Kahraman oldular, ben de bunu yiyeceğim. Sakın bir şey söyleme bu konuyla ilgili. Ben ne yapacağım biliyorum. Topu manyak bunların ya. Bu işten oğlumu uzak tutun Narin Hanım. Karımı kaybettim. Oğlumu da kaybetmek istemiyorum. Ne yapın edin, uzak tutun. Bana bir şey olmaz baba, merak etme. Erol çok tehlikeli. Bu saatten sonra her şey beklenir ondan. Olanların hepsinin hesabı teker teker sorulacak baba. Öyle bir şey yok. Bu nasıl bir oyun? Önce kaçırıyorlar, sonra elleriyle teslim ediyorlar. Teker teker canlarını okuyacağım, hiç merak etme. Sana olmaz diyorum. Beni ezip geçecek misin? Atıf, bak bu işin üstüne gidecek olursan beni yok bile. O kadar söylüyorum. Siz de bana haber vereceksiniz hanımlar, bu çocuk bir aptallık yapmaya kalkarsa. Tamam. Geçmiş olsun. Daha fazla yormayın kendinizi. Biz müsaade isteyelim. Geçmiş olsun.
Şu çocuk kim beni hala anlamadım. Herhalde Sermet'in adamı oldu. Ya Fırat'ı getirdi baygın halde genişte. Sermet de gitti aynı anda Silahtar Bey'i getirdi. Artık ne halt karıştırıyorlarsa. Ay Narin paranoyak paranoyak konuşma sen de Atıf gibi. Sermet Bey arkadaşlarına kötülük yapacak biri değil sonuçta. Deniz'ciğim Can'la barışmışsınız çok sevindim. Hatta evlenmeye karar verdik. Ne? Hemen hemen hem de hemen yani. Birkaç hafta içinde. Peki bu kadar üzgünsen neden evleniyorsun? Anlamadım. Beni çok iyi tanıyorsun değil mi Nari? Evet Deniz tabii ki. Deniz. Sen başkasına mı aşıksın? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.